Elhamdülillahi vahde. Esselatu vesselamu ala menna nebiye ba'de. Arkadaşlar cami sahihte devam ediyoruz. Kitabul Mesacit bab 18'deyiz. 18. babda babu en nehi an neşti fil mescidi ve ma yakuluhu men semia en neşide. Mescitte kayıp eşya duyurusu yapmanın nehyedilmesi, yani yasaklanması ve bu duyuruğu işiten kimsenin ne söyleyeceği babı. Şöyle diyelim, birisi bir eşyasını kaybetmiş. Geliyor bunun mescitte veya camide ilan ediyor. Ey ahali ben falanca şeyimi kaybettim. Böyle demek yasaklanmıştır. Ve böyle diyen bir kimseyi, duyan bir kimsenin de ne söyleyeceği babı. 568 ne olur rivayetteyiz. Haddetene Ebu Tahir. Bize Ebu Tahir tatsiyeti Ahmet İbni Amr'in. Ahmet İbni Amr. Haddetene İbni Vehbin. Bize İbni Vehb tatis etti. An heyvate. O da heyvede. An Muhammed İbni Abdirrahman. O da Muhammed İbni Abdirrahman'da. An Ebi Abdillah. O da Ebi Abdullah'da. Mevla Şeddat İbni Hadi. O Şeddat e, İbnül Hadi'nin mevlasıdır. en sema'a Ebu Hureyre. Ve Ebu Hureyre işitmiş. Yakul diyormuş ki Ebu Hureyre. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Men semi'a racülen yenşudu dalleten fil mescidi fel yekul la Allahu aleyke fe innel mesacide lem tubne lihada. Ebu Hureyre diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki her kim bir adamın mescitte kaybettiği şeyin duyurusunu yaptığını duyarsa ona şöyle desin. Yüce Allah onu sana geri döndürmesin çünkü mescitte bunun için yapılmamıştır. Yani şöyle diyelim. Biz duyduk ki birisi camide veya mescitte diyor ki ey ahali ben şu şeyimi kaybettim. Hemen adama diyeceksin ki o kaybettiğin şeyi Allah sana geri döndürmesin ve Allah sana bulmayı nasip etmesin desin. Ve çünkü ona devamda desin ki mescitler bu tür şeyler için yapılmamıştır. Mescitler aziz ve celil olan Allah'ın zikredileceği yerler için imar edilmiştir desin. Başka bir isnatla Ebu Hureyre der ki Resulullah şöyle buyurduğunu işittim. Önceki hadisin aynısını aktarıyor. Ve <laughs> haddeteni Haccac İbn-i Şair bana Haccac İbn-i Şair tatis etti. Abdur Abdurrazzak bize Abdurrazzak tatis etti. Akbarana Sevriyu bize Sevri haber verdi. An Alkame İbn-i Merced o da Alkame i̇bn Merced'den. An Süleyman i̇bn Bureyde o da Süleyman İbn-i Bureyde An Ebihi o da babasında enne racülem neşede fil mescidi fekal. Süleyman bin buraya da babasına bildiriyor ki adamın birisi mescitte kırmızı devemi gören var mı dedi. Fakale men da ilal ahmari. Adam birisi mescitte şöyle nida ediyor diyor ki ey ahali benim kırmızı devemi gören var mı? Böyle diyor. Bu durum üzerine fakat Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem La vecette inne buniyetil mesacidu limma buniyet leh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine dedi ki onu bulamayasın o. Emin. Yani o deveni bulamayasın. O kaybetmiş olduğu kırmızı deveni bulamayasın. Mescitler niçin yapıldıysa ancak onun için kullanılır. Mescitler niçin imar edildiyse ancak onun için kullanılır dedi Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. 569 Nur'u rivayet bu kitapta 81 Nur'u rivayette yine Süleyman bin Büreyde babasında Allah Nebisi namazını bitirince burada farklı bir lafız Allah Resulü namazı bitirince bir adam ayağa kalkıp kırmızı devemi gören var mı dedi. Lemma sallaka racul fekal Adam ayağa kalktı. Fe da da ilal cemelil ahmar. Benim kırmızı devemi gören var mı dedi. Yani ben devemi kaybettim. Kırmızı devemi devemi gören var mı? Fe nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki la vecette onu bulamıyorsun dedi. İnne buniyetil mesacidu lemma buni, buniyet lehu. Muhakkak ki mescitler niçin bina edilmişse ancak onun için kullanılır. Mescitler Allah'ı zikretmek için bina edilmişlerdir. Dolayısıyla onun için kullanılır. Böyle kayıp eşyaların ilan edildiği yerler için imar edilmemiştir. Ve bunlar da burada yapılacak şeyler değil de demek istiyor Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir isnatta İbni Bureyde babasında Allah'ın Nebisi sabah namazını kıldıktan sonra bir bedevi gelerek başını mescidin kapısına içeri soktu ve önceki hadisin aynısını aktardı. Müslüm dedi ki o kimse yani bu olayı duyuran kimse huve şeybetu ibnü neame o şeybe ibnü neame Ebu Nuame yani o Ebu Namedir. Reva anhum mi'sarun mi'sar onda rivayette bulunmuştur ve Huşeymun ve Celirun ve gayruhum minel kufiyine Ebu Namedir, Kendisi mira, e, mi'sar Kuşeym, Cerir ve Kufeler'de başkaları da ne yapmışlardır? Onda rivayette bulunmuşlardır. Şimdi, Müslümü şerh eden Ahmet Davutoğlu hocanın e, bu konu alakalı hadise çıkartmış olduğu bazı hükümler var. Birincisi şudur. Camilerde kayıp aranmak memnudur, yani yasaklanmıştır. Yani bir kimse herhangi bir şeyini kaybetse ve gelip camide ve mescitte dese ki ya ben şu şeyimi kaybettim bulan var mı dese bu yasaklanmıştır. Camilerde alışveriş, icare gibi akitler yapmak kayıp aramak hükmüne dahildir diyor. Yani camide alışveriş, satış, icare yani e, kira ve benzeri akitler yapmak e, buna dahildir diyor. Ama bununla alakalı hadisler gelmiştir. İnşallah e, onu da ileriki zamanlarda temas ederiz. 3. Mescitlerde ve camilerde yüksek sesle konuşmak İmam Malik ile ulema'dan bir cemaate göre mekruhtur. Velev ki tahsil ilim için olsun. Yani ilim tahsil etmek için olsun da bu durum böyledir. Yani camilerde yüksek sesle konuşmak İmam Malik ve alimlerin bir kısmına göre mekruhtur. Velev ki bu ilim tahsil içinde olsun. Ebu Hanife ile Malikler Malikilerde Muhammed bin Mes'leme göre ise tahsil ilim, dava ve gibi insanlar muhtaç olduğu hususlarda camilerde yüksek sesle konuşmak caizdir. Yani İslami e, durumları dile getirmek, işte efendim ilim tahsil etmek e, bu durumda da ne demişler? Malikilerde ve e, Hanefiler'den bazıları da mescitlerde camide konuşmanın caiz olduğunu söylemişlerdir. Dört, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitler niçin yapılırsa ancak onun için kullanılır sözün manası. Mescitler ancak Allah'ı zikretmek, namazı, ilim tahsil etmek, hayır meselelerinde müzakere ve benzeri hususlar için bina edilmişlerdir. Ve ancak burada bunlar icra edilir. Kadı İyad bu cümleyle istidal ederek yani delillendirmede bulunarak mescitte terzilik vesaire gibi sanatların icra edilmeyeceğine kail olmuş. Hatta ulamadan bazıları mescitte çocuk okutmak caiz değildir dedikleri nakledilmiştir. Hasılı mescitte ticarethaneye ve iş yerine çevrilmez. Yalnız bütün Müslümanları kadar eden mesela cihat aletleri, ıslah gibi mescitlerin mebahat ve şanını küçültmeyen şeyler icabında mescitte yapmakta bir beyiz, bir sakınca yoktur. 5. Mescitte kayıp arayanlara inşallah bulamasın mukabelesinde bulunmak onların isyanlarına karşı bir cezadır. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır. 6. Ulemadan bazılarına göre mescitte dilenciye sadaka vermek bile caiz değildir. Her şeyin doğrusunu alemler Rabb Allah bilir. Evet arkadaşlar, böylelikle mescitlerde kayıp dürüst yapmanın ne edilmesini burada bitmiş oluyoruz. Ve ahiru da avana en rabbil alemin.